55 milyon dolar. Birkaç nesil boyu ailenizi doyurabilecek bir para. Böyle bir parayı nasıl harcardınız? Daireler, villalar, apartmanlar, çiftlikler, yatlar, lüks arabalar, jipler. Örneğin sırf beyaz renkli deri döşemesi çabuk kirleniyor diye jipinizi başka siyah bir jiple değiştirebilirdiniz, değil mi? Sonuçta 55 milyon dolardan bahsediyoruz. Bu tür değişimlerin masrafı yanında küçük bir para sadece. Peki güzel hayallerimizi bırakıp acı gerçeklere dönersek? Böyle bir parayı nasıl kazanabilirsiniz ki? Şüphesiz bu hayalleri günümüzdeki klasikleşmiş meslek gruplarıyla ya da daha önce bu hayalleri kurmuş ve gerçekleştirmiş Ercan Fındıkoğlu gibi Bodrum'da bir barda gece geç saatlere kadar barmenlik yaparak gerçekleştiremezdiniz. Çünkü bu tür hayalleri gerçekleştirmek masum bir yaşantıyla başarılmayacak kadar zordur. Parayı yorgan yapan hacker lakabıyla bilinen Ercan Fındıkoğlu 55 milyon dolar nasıl çaldı ve nasıl yakalandı? Hadi gelin anlatayım. Ercan Fındıkoğlu 1981 yılında Kastamonu'da hayata geldi. Avukatının söylediğine göre fazlasıyla sorunlu bir çocukluğa ve eğitim hayatına sahipti. Annesi hastaydı ve babasından da sıklıkla şiddet görüyordu. Sağlıksız bir aile yapısına sahip olduğundan dolayı okulda çok başarılı bir öğrenci olamadı ve eğitim hayatını yarıda bıraktı. Hayatının erken çağlarında ailesiyle mütevazı bir yaşam sürdüğü yıllarda askerlik çağı gelip çattığında evin huzursuzluğundan sık sık internet kafelerde takılıp oralarda çalışarak kaçıyordu. Yine avukatına göre askerde bulunduğu süre boyunca elinde olan tek şeyle bilgisayar becerileriyle ilgili işler yaptı ve hatta kendini askeriye de bilgisayar konusunda geliştirdi. Askerden dönünce artık hayatı tamamen başlamıştı. Bir iş bulması, saygınlık edinmesi, evlenmesi, kısaca bir hayat kurması gerekiyordu. Ama yarıda kalan eğitimi her fırsatta, açmaya çalıştığı her kapıyı onun suratına kapatıyordu. Tamamladığı bir eğitim derecesi veya internet kafecilik dışında hiçbir mesleği olmadığı için tüm iş başvurularından olumsuz yanıtlar alıyordu. Ve hayatının dönüm noktası da tam olarak burada başladı. Birkaç arkadaşının aracılığıyla 2005 yılı yazında ailesinin yanından ayrılarak Bodrum'da çalışmaya karar verdi. Küçük bir barda iş bulan Ercan barmenlik yapmaya başlamıştı. Bodrum'da küçük bir dairede kalıyor, barmenlikten gelen maaşının yanı sıra topladığı bahşişlerle kendine bir gelecek kurmayı istiyordu ama gelecek hayalleri ne o küçük daireye ne de çalıştığı o küçük bara sığabilecek cinsten hayallerdi. Çünkü bahşişlerle beraber kazandığı para, bırak birikim yapmayı, günlük giderlerini bile zar zor karşılıyordu. Her gece yorgun argın uzandığı yatağında zengin olma hayalleri kurarken bu acı gerçek Ercan'ın devamlı suratına çarpıyordu. Ama yine de tüm bu zorluklara rağmen en büyük tutkusundan vazgeçmemişti. İşi ağırdı ama buna rağmen her iş dönüşü yorgun argın bilgisayarını açıyor ve her seferinde hayalini kurduğu bambaşka bir dünyanın içinde geziniyordu. Zamanında huzursuz aile yaşantısından nasıl internet sayesinde kaçtıysa yine aynı şekilde bir süreliğine de olsa acı gerçeklerden bu tutkusu sayesinde sıyrılabiliyordu. Zaman ilerledikçe internet ve bilgisayarlar hakkında hem askeriyede hem de erken yaşantısında hem de barmenlikten arta kalan vaktiyle öğrendikleri iyi bir bilgi yığını oluşturmuştu. Üstelik fazla turist çeken bir yer olan Bodrum'da çalıştığından Ercan yavaşça birden fazla dili çat pat konuşmayı da öğrenmişti ve tam 2006 yılında tutkusunu paraya dönüştürebileceğinin de farkına vardı. Artık bir Rus hack grubuna üyeydi. Üye olduğu hack grubunda ilk dönemlerde pek de bir gelir elde edemedi. Ama edindiği saygınlığın verdiği tatmini hiçbir şeye değişmezdi. Her yerde sanal alemdeki isimleri olan Segate, Predator, Orion ve Amonyak ismi geçiyordu. Her gün çalıştığı bardan dönüyor, grubuyla beraber tespit ettikleri sitelerin güvenlik açıklarını tespit edip veri tabanlarını ekliyor veya direkt siteyi çökertiyordu. Zaman ilerledikçe grup yöneticileriyle ve üyeleriyle samimiyeti de ilerledi ve kendini hack konusunda iyice geliştirdi. Rusların güvenini kazanan ve kendini iyice geliştiren Ercan sonunda bu işten para kazanmanın yoluyla tanıştı. Ruslar ona kredi kartı ya da banka hesap bilgisi çalmayı öğretmişti. Günümüzde dahi çok yaygın olan bu teknik o dönemlerde bulunmaz nimetti. Çünkü ne bankalar ne de internet siteleri yeterli güvenlik sistemlerine sahip değildi. Ercan ilk vurgununu 2006 yılının Ekim ayında yaptı. Amerikalı bir şahsın kredi kartı bilgilerini ele geçirdi ya da buldu. Ardından bir gecede 500 dolar çaldı. Artık kolay paranın tadını almıştı. Çünkü birkaç saatini verdiği bu işten aldığı para, bir ay boyunca barmenlikten kazandığı parayı katlıyordu. O yüzden hırs etti ve bu konu üzerine daha fazla yoğunlaştı. Her gün işten dönüyor, saatlerce bilgisayar başında uğraşıp birkaç aylık maaşını çıkartıyordu. Bir yerden sonra artık barmenliği bırakmanın ve tam zamanlı hacker olmanın vakti gelmişti. İşi bıraktı ve daha iyi bir eve taşındı. Ama bu hırsın kendini sürüklediği karanlığın henüz farkına varmamıştı. Çünkü resmen bir rüyadaydı. Her şey hayalini bile kuramayacağı kadar iyi gidiyordu. Para kazanıyordu. Üstelik içinde bulunduğu Rus gruptan Alena Kovalenko ile sevgili de olmuştu.
Kredi kartları ve banka sunucularının kolay bir av olduğunu anlayan grup biraz daha ileri gitmeye karar verdi. Ve bankaların sunucularındaki koruma sistemlerinin ne kadar zayıf olduğunu fark edip manipüle edilmiş kartlarla dünyadaki tüm ATM'lere saldırmaya karar verdiler. Aslında işlem basitti. Önce bir bankanın bilgisayarlarından birine çeşitli hacking yöntemleriyle erişim sağlıyorlardı. Bunlardan en yaygını olan phishing. Bankanın bir görevlisine onun bir yakınının ağzından yazılmış bir mail yolluyor ve bu maile herkesin genelde açacağı bir Word dosyası sıkıştırıyordu. Word dosyası etkinleştirildiğinde ise tüm sistem artık kimsenin haberi olmadan grubun eline geçiyordu. Hemen ardından bir ön ödemeli kart alıp kartın pin kodlarını sisteme sahip olan grup üyelerine gönderiyor ve ATM'yi manipüle edip ön ödemeli kartın limitini sınırsız yapıyor ve ATM'deki tüm parayı boşaltıyorlardı. Aslında ön ödemeli kartlar yalnızca önceden para yüklerseniz çalışır. Örneğin Ininal veya Papara gibi. İçindeki para biter bitmez artık onunla hiçbir işlem yapamazsınız. Ta ki bu şekilde manipüle edilene kadar. Artık Ercan'ın üye olduğu grup basit bir şekilde site çökerten, veri tabanı ekleyen ve kardırlık yapan insanlardan uluslararası faaliyet gösteren bir çete haline gelmişti. Her gün binlerce kişinin hesap ya da kart bilgilerine ulaşıyorlardı ya da bir bankanın sistemine sızıp kart manipüle ediyorlardı. Ve bunun getirisi Ercan'ın hayallerini bile aşıyordu. İstanbul Nişantaşı'nda biri teras 4 daire, Bodrum'da bir villa, Kastamonu'da bir apartman, Dubai'den alınan Lexus bir jip, Lexus jipin beyaz derisi çabuk kirleniyor diye siyah bir Range Rover jip, yolcu otobüsleri, yatlar, gerçekten yatlar, birden fazla yat almış, Kastamonu'da bir apartman ve bir besi çiftliği. Ayrıca çantalar dolusu nakit para. Milyonlarca dolar kazanan Ercan artık sık sık yurt dışı tatillerine gidiyor ve hayalini kurduğunun ötesinde bir hayat yaşamanın tadını çıkarıyordu. Kelimenin tam anlamıyla parayı yorgan yapmıştı. Ama bir rüyadan eninde sonunda uyanırsınız. Bu ana kadar Ercan ve grubu elbette aranıyordu ama bir şekilde arama çalışmaları başarısız oluyordu. Çünkü dediğim gibi internetin, siber suçların o kadar da aktif olmadığı günler bunlar. Ama tek bir olay her şeyin ateşlenmesine ve eninde sonunda bulunmalarına sebep oldu. Bulunduğu hacker grubu, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait bir internet sitesini ele geçirmişti. Ercan attıkları adımın ne kadar tehlikeli olduğunu fark etti ve ayrılmak istedi. Hatta artık grup dağılma seviyesine bile gelmişti. Ama son bir vurgun kalmıştı. Tıpkı yıllardır yaptıkları gibi. 2011'de 15.000 ATM'den 10 milyon dolar, 2012'de 4.500 ATM'den 5 milyon dolar ve son olarak 2013'te 10 saat sürecek, içinde New York dahil 23 şehir içeren son bir soygun ve 40 milyon dolar. Yani toplam 55 milyon dolar çalınacak son bir vurgun. Olay basitti. Bunu ilk kez yapmıyorlardı. Bilgisayarın başında olan ekip bankaların güvenlik protokollerini bozacak ve sahadaki ekibin elinde bulunan ön ödemeli kartların çekim limitini sınırsıza çekecekti. Sahadaki ekip ise kartları kullanarak gördükleri tüm ATM'lerden çekebildikleri kadar para çekecekti. Ama bir şeyi hesaba katmamışlardı. FBI tarafından aranırken New York dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından 23 şehirde böyle bir eylem yapmak resmen intihar olurdu. Ayrıca Ercan aranmaya başlamıştı bile. FBI ve Ankara Emniyet Müdürlüğü bilişim suçları uzmanları çoktan onu inceliyordu. Ama birden bu kadar güç ve para elde ederseniz dokunulmaz olduğunuzu düşünür. Yine de son soygun sahiden de başarılı oldu. Paralar banka havalesi, elektronik ödeme yolları, posta ve döviz gibi yollarla çıkarılmıştı. New York'taki tüm ATM'ler boşaltılmıştı. Fakat saha ekibinden biri de tutuklanmıştı. Bu kötü haberin ardından Ercan hemen Almanya'ya döndü. Ama bir şeyin farkında değildi. Tüm bu eylemler dönerken tüm dünya tarafından aranıyordu. Tüm konuşmaları dinleniyordu. Annesiyle yaptığı konuşmalar, Türkiye'de parayı aklamak için kullandığı kuryeler, hepsiyle olan konuşmalar ve bağlantılar dinlenmişti. Ve çok geçmeden Almanya'ya uçtuktan birkaç gün sonra kaldığı otelde Ercan da tutuklandı. Yakalandığında üzerinde 14 bin euro nakit bir para, lüks bir saat, pahalı bir telefon, sahte bir ehliyet bulundu. Bilgisayarı incelendiğinde ise milyonlarca banka hesabı ve bir sürü konuşma kaydına ulaşıldı. Bir yerden sonra para onun için o kadar değersiz bir hale gelmişti ki annesine bir çanta var, yukarı getirmeye üşendim balkondan attım, alırsın dediği çantadan 400 bin dolar çıktığı öğrenildi. Bu işlemlerde kuryeliğini yapan Metin C ile Mehmet Ali M'nin de Avanta paralarla bir yat, bir BMW araba, bir motor aldığı, hatta yat ile 4-8 Mayıs 2008 tarihlerinde bir yat yarışına katıldıkları bile ortaya çıktı.
Yakalanma süreci Ercan için o kadar da sancılı olmamıştı. Çünkü çok açık veriyordu. Kazandığı parayı devamlı sosyal medyada tabiri caizse etiket ediyor, paralarla bir sürü fotoğraf paylaşıyor ve gittiği lüks tatillerden bir sürü video, görsel paylaşıyordu. Aynı zamanda çevresindeki insanlara çok fazla para yediriyor ve birden zenginleştiği devlet kayıtlarında çıkıyordu. Çünkü kazandığınız parayı herhangi bir şekilde belgelemezseniz bir yerden sonra bankalar tarafından devlete bildirilirsiniz. O yüzden Ercan'ın yakalanması o kadar da zor olmadı. Yakalandıktan sonra ABD iadesini istedi. Çünkü bu adam tüm New York'u soymuştu. 18 aylık sancılı bir sürecin sonunda New York sokaklarındaki ATM'leri boşaltan bu adamı ABD aldı da. Eğer tüm suçları ispatlanabilseydi 249 yıl hapis cezası alacaktı. Ama 2017 yılında mahkeme son buldu ve Ercan sadece 8 yıl hapis cezası aldı. Fakat bu ceza bir de Türkiye'ye iade edildikten sonra devam edecek. Velhasıl kelam, Matta İncil'i 7.13.14'te der ki, dar yoldan gidin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve açıktır ama bu kapıdan giren çoktur. Oysa yaşama götüren kapı dar, yolu da çetindir. Ama bu yolu bulanlar azdır. Ve İmam-ı Gazali de şöyle söyler. Dünyaya gönül kaptıran onun şu üç zararına uğrar. Tükenmeyen gam, gerçekleşmeyecek arzu, ulaşılmayacak ümit. Peki Rus gruba ne oldu dersiniz? Onlardan uzun bir süre haber alınamadı. Ta ki bir yıl sonra tüm dünya ATM'lerinden 1 milyar dolar çalınana kadar.